İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Gökçeköy Mahallesi'ndeyiz ve konuğum Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Boz Bey. Evet. Programımıza hoş geldiniz. Evet, siz de Nilüfer'e hoş geldiniz. Çok Gökçe Mahallemize hoş geldiniz. Gülümseyin Nilüfer'desiniz. Gülümsüyoruz. Evet, evet. Mustafa Bey, siz 4 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Sizin yönetim felsefenizi bir anlayabilir miyiz? Burada çok güçlü bir kent konseyi oluşmuş. Bunu bize anlatır mısınız? Tabii yönetim felsefemiz aslında bizim insan, önce insan ilkesine dayalı bir anlayışla yönetiyoruz. 99'da 3 ana hedef belirledik. Önce insan ilkesiyle eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor kenti olmak durumundaydık bu kent. Hı hı. Ve bu konuda işte alt başlıkları da daha sonraki dönemlerde altına oluşmasıyla birlikte gerçekten artık Nilüfer Bursa'da merkez konumuna gelen bir ilçe oldu. Hı hı. Yani bizim göreve geldiğimizde 108 bin nüfus vardı. Hı hı. Bugün 420 bin nüfus var. Oo. Yani oradan buraya bir inanılmaz bir artış var. Yine bizim göreve geldiğimizde 7700 hektar alanımız vardı. Şu anda 51 bin hektar alana hizmet veriyoruz. Böyle 6,5 katta alan itibariyle büyüyen bir bölgemiz var. Onun için biz burada bir nevi değişimi yönettik. Değişimi yönetiyoruz. Yani kültür sanatla, sporla, eğitimle inanılmaz bir değişim yönetimini buluyoruz. Tabi burada bu hizmetleri yürütürken kalite yönetim sistemlerinden IFKM bize çok önemli katkı sağlıyor. Biz Türkiye'de ilk yurt dışı ödülünü alan, halen de tek ödülü alan bir belediyeyiz. Bu yani, IFKM nedir? Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın mükemmellik modeli uygulamasını yapıyoruz biz. 2000'li yıllardan bu tarafa sürdürdüğümüz kalite çalışmalarını bir ödülle 2012 yılında taşlandırdık. Devam ediyoruz şimdi aynı zamanda. Bundan bir etkisi var. Tabii demokrasi kentiyiz diyoruz. Özgürlükler kentiyiz diyoruz. Sosyal belediyeciliğin kentiyiz diyoruz. Vicdanın kentiyiz diyoruz. Eşitliğin kentiyiz diyoruz. Çevrenin kentiyiz diyoruz. Yani bizim öyle yelpazesi geniş bir hizmet ağımız ve hizmet anlayışımız var. Amaç ne? Amaç bu kentte yaşayanları mutlu etmek. Güvenli bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, spora ulaşımlarını kolaylaştırmak, kültür sanat ulaşımlarını kolaylaştırmak, eğitime ulaşımlarını kolaylaştırmak. Yani bunları yapan bir kurum olarak bugünlere geldik. Bugün kültür sanat deyince akla Nilüfer geliyor. Spor deyince akla Nilüfer geliyor. Eğitim deyince akla Nilüfer geliyor. Çevre deyince akla Nilüfer geliyor. Yani Nilüfer yaşamın her alanında gerçekten kendini öncü olarak gösterebilecek bir potansiyele gelmiş durumda. Peki şimdi bunları gerçekleştirebilmek için ona göre de bir karar süreci tabii ki oluşturdunuz. Tabii ki. Bunu biraz biz, açar mısınız? 2009'dan bu tarafa Türkiye'de farklı bir yerel yönetim modeli uygulamaya çalışıyoruz. Bu da mahalle komiteleriyle kent yönetimi ve katılımcı bir yönetim. İşte herkes şunu söyler, ya biz katılımcı yönetiyoruz, işte biz şöyle katılımcılık yapıyoruz falan. Ama gördük ki birçoğu bunların sadece kağıt üzerinde var. Ama fiiliyatta, uygulamada üzgünüm ki yok. Ama biz kentliğe güvendiğimiz için, nilüferlilere güvendiğimiz için, nilüferlilerin bunu başarabileceğine inandığımız için ve demokrasiyi de yerelden genele yaymak adına bir sistem değişikliği yaptık. Yönetim sistemi değişikliği yaptık. Ve karar süreçlerine mahalle komitelerini dahil ettik. Mahalle komiteleri nasıl oluşuyor? Demokrasi kenti olma konusunda. Çünkü nedir? Eğer biz demokrasiyi evden sokağa, sokaktan kente, mahalleye, mahalleden kente ve şehirlere taşıyamazsak bu ülkeyi demokratik bir platforma, demokrasi kuralları çerçevesinde bir yönetim anlayışına getiremeyiz. Açıkçası. Çünkü bizi birbirimizle daha uzun yıllar, uzun yüzyıllar
mutlu, huzurlu, barış içinde yaşatacak olan demokrasi kavramı, demokrasidir. Onun için de hiç kimseyi ötekileştirmeden bunu yapmak durumundayız. Ve Nilüfer Belediyesi bugün hiç kimseyi ötekileştirmeden bir yönetim anlayışı sergileyen Türkiye'de belki de tek kurum diyebiliriz. Tabii bunu o mahalle komiteleri şöyle oluşuyor. Bir o mahallede kurulu bulunan sandıktan bir önceki seçimde kaç sandık varsa o kadar sandıktan birer kişi seçiliyor. Seçilme geliyor. Bir de daimi doğal üyeleri var. Onlar da muhtar, ihtiyar heyeti, mahallede kurulu bulunan spor kulübü başkanı, yine demokratik kitle örgütü başkanı ya da o mahallede bir cami derneği başkanı, okul aile birlikleri başkanları gibi bunların doğal üyelerle birlikte seçilmiş kişilerle beraber muhtarın başkanlığında, mahalle komitesinin başkanı muhtardır. Ama dilerse bir başkasını da devredebilir hakkında. Böyle bir yönetim oluşur mahallede. Ve karar süreçlerine dahil ederek öncelikleri belirleyen bir sistem. Şu anda mahallelerde bizim yapmış olduğumuz her türlü hizmetle ya da yapacağımız projelerle ilgili projeler varsa onları mahalle komitesine götürüyoruz. Mahalle komitesinin onayını alıyoruz. Ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Mahalle komitesinin onayı olmazsa? Tabii ki olmazsa yapılacak bir şey yok. Mahalle komitesi istemeyebilir, değişiklik isteyebilir. Ama tabii bunu karşılıklı ikna süreciyle bilir. Burada bunun karşılığında da mecliste de yani belediye tarafında da bir karşılığını oluşturduk. O da meclis grubunda 9 tane komisyon kurduk. Türkiye'de meclis komisyonlarını ne yapması gerektiğini belirleyen tek belediye Nilüfer Belediyesi'dir. Yani komisyonların işte bir, mahalle komiteleriyle iletişim kuracak kendi konularla ilgili. İki, yenilikçi projeler oluşturacak. Üç, kendi ilgi alanlarındaki onlara bağladığınız müdürlüklerin değerlendirmeleri. 3 ayda bir değerlendirme yapılacak stratejiklerine göre. Stratejiklerine göre değerlendirmelerini yapacak. Bunun gibi böyle maddelerle çalışma usul ve esaslarını belirlediğimiz meclis komisyonlarına. Bu da tektir. Örneğin bayındırlık komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu 4 tane bir müdürlük onun yine değerlendirmeye tabi tutulacak kısmında. Yani nedir? İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Müdürlüğü'nü, Fen İşleri Müdürlüğü'nü, Plan Proje Müdürlüğü'nü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü her 3 ayda bir stratejik plana göre, ki stratejik planı da Türkiye'de ilk uygulayan kurum olarak söylüyorum. 2003'te başladı uygulamaya. Stratejik plana göre değerlendiren, izleyen ve değerlendiren, sonrasında rapor hazırlayıp üst kurula sunan bir komisyondan bahsediyorum. Böyle bir yapıdan. Aynı zamanda bu komisyon üyeleri bu müdürlüklerle ilgili konularla konuların varsa mahalle komiteleriyle de gidip tartışabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Siyasal bir anlamda siyaseten de karşı karşıya onları getirip uzlaşıyoruz orada. Uzlaştırma kültürünü de bu sayede gerçekleştirmiş oluyoruz. Öncelikle şöyle, örneğin bir mahallede biz asfalt yapacağız. 2018 için söylüyorum. Şimdi 2017'de, 2018 için söylüyorum. Yıl sonunda arkadaşlarımız 2018'de kaç kilometre asfalt yapacaklarını o mahalleyle ilgili belirliyorlar. Taleplere göre. Ve kaç kilometreyi belirledikten sonra mahalle komitesine yazıyorlar. Çünkü vatandaştan talep geliyor, mahalle komitesinden talepler geliyor vesaire. Bunları da eklerinde sunuyorlar. Talepleriniz bunlar. Ama bizim bütçemiz o mahallede atıyorum 7 kilometre asfalt yapmaya yetiyor. Onun için siz belirleyin önceliğini, siz belirleyin. Hangi sokaklar, hangi caddeler olacak diye. Mahalle komitesi oturuyor, tartışıyor günlerce. Öncelikleri belirliyorlar. Bize şu sokakları yapın diyorlar. Biz o sokakları yapıyoruz. Peki bu projeleri de böyle aynı şekilde. Yani vatandaşı bu sürece kattığınızda bu olayları yavaşlatmıyor mu? Pek yavaşlatmıyor. Doğru iş yapmamızı sağlıyor.
Yani sahiplenilen işi yapmamızı sağlıyor. Örneğin öyle işlerimiz var ki şimdi diyor ki evet biz karar verdik. Bunu belediyenin başkanının bir şeyi yok. Kararı biz verdik. Yanlış yapıldıysa da evet kararı biz verdik. Yani biz kabulleneceğiz. Çünkü sahiplenme duygusu artıyor. Doğru iş yapıldığında evet ben buraya sahipleniyorum çünkü ben karar verdim diye. Bunu yapmamız lazım. Bunu daha da ilerletmemiz lazım. Yani birkaç yıl sonra belki şunu yapacağız. Sistemimiz oraya doğru gidiyor. Tabii kolay gelmedik yalnız bu seviyeye, onu da söyleyelim. Halen daha istediğimizin daha %60-65'indeyiz daha. Ama %65'ini sağladınız. Yani oraya kadar %60'a biraz geçtik gibi. Yani ama daha halen daha eksiklerimiz var. Çünkü demokrasi kültürü çok böyle hepimiz olmadığı için o demokrasi kültürünü yerleştirmek, o kültürel değişimi sağlamak, uzlaşı kültürüyle birlikte karar süreçlerine katkı sağlamak o çok kolay değil. Evet. Yani, çünkü herkes benim evimin önü olsun öncelikli düşünceye sahip. Ama şimdi Nilüfer'de farklı bir, biraz önce ne dedim size, biz değişimi yönetiyoruz. İnsanlar değişiyor. Demokratik kültür alıyorlar ve o olgunluğa geliyorlar. İnanın bana, ben Nilüferlilerle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Yani biz bir müddet önce Nilüfer'de yaşamak halinde yoktur diyoruz. Halen de zaman zaman da söyleriz. Ama Nilüfer'de kent yöneticiliği yapmak da bir ayrıcalık. Ben de kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz, biri mahalle komitesi olsun ya da bir vatandaş olsun çok güzel önerileriyle bize gelebiliyor. Ya da yurt dışına çıkıyor, orada fotoğraflar çekiyor. Diyor ki, ben burada bunları çektim, çok değişik geldi bana, çok güzel. Nilüfer Belediyesi bunlardan faydalanarak farklı bir proje geliştirebilir mi? Ya da önerim bu şekilde. Bunlar var yani, Nilüfer insanı farklı. Çok güzel, yani sürekli bir yenilik, hem yenilik, bir inovasyon, hem sahiplenme. Hem de yani önerileriyle de bizi gerçekten hem destekliyorlar hem de itici. O da çok önemli. Peki karşılaştığınız en büyük sorun ne? Tabii bütçe sorunu hepimizin sorunu. Yani kentlerde şimdi hangi belediye başkanına sorsanız. Ben belediye başkanının sözünü biraz ifadesini pek doğru bulmayanlardanım. Belki Türkiye'de var mı başka bilmiyorum ama ben kent yöneticisi sıfatını çok daha uygun buluyorum kendime. Artı bir de belediye başkanlığı meslek değildir. Onu da size söyleyeyim. Yani zaman zaman bazı maalesef belediye başkanlarımız, kent yöneticilerimiz, meslektaşlarımızla hitap ediyor. Çok üzülüyorum. Örneğin benim mesleğim inşaat mühendisi, inşaat yüksek mühendisiyim. Sadece ben kent yöneticisi sıfatımla 5 yılda bir beni yönetici seçiyorlar. Bu yöneticiliği de onlar adına yapıyorum. Yani her 5 yılda bir benimle sözleşme yapıyorlar, öyle diyelim. Peki bu belediye başkanı... Her 5 yılda bir de bu sözleşme yenileniyor. Peki belediye başkanı yerine belediye yöneticisi olmak, bu fark belediye ne? Belediye yöneticisi, kent yöneticisi. Pardon, kent yöneticisi. Yani nedendir? Biz neticede bu halk, bu kentin yaşayanlarından biriyiz. Sadece bilgi birikimimizi bu kent adına... Kentli için, kentli adına tabii, kentli adına o bilgi birikimimizi aktarmaya çalışıyoruz. İyi yapıyorsak 5 yılın sonunda takdir görüyoruz. Ve tekrar sözleşme yaparlar bizimle. Evet. Kötü yaparsak 5 yılın sonunda sözleşmeyi feshederler, başkasıyla sözleşme yaparlar. Gayet doğal. Böyle değerlendirmek lazım. Yani biz de aslında yöneticiyiz. Yani. Tabii bizim oturmuş belediye başkanlığı diye ama kent yöneticisi çok daha böyle iyi oturuyor diye düşünüyorum. Ben de kendimi kent yöneticisi olarak değerlendiriyorum zaten. Peki çünkü biz sürekli şeyimiz değil bu bizim. Yani mesleğimiz olmadığını söyledim zaten. Onun için yöneticilik kavramı daha öne çıkıyor. Evet. Peki Nilüfer'in geleceği için vizyonunuz nedir? Nilüfer tabii daha gelişecek. Önümüzdeki süreçte daha da farklı projelerle,
yerleşim alanlarıyla gelişecek ve yaklaşık olarak önümüzdeki 20 yıl sürecinde 1 milyon civarında bir nüfusa gelecek. Son olarak şunu sorayım. Bu Başkan Burada programı nedir? Şimdi Başkan Burada bizim bu dönemki projemizin başındayız. Çünkü 99'da bir hedef koymuştuk. Dedik ki öyle bir duruma getireceğiz ki bu kenti, biz 4x4 başkanlık 7/24 hizmet eden bir sistemi burada kuracağız demiştik. Elektronik altyapısıyla, işte mahalle komiteleriyle, katılımcılık, şeffaflığımızla, demokrasi kültürümüzle vesaire, bunu hep söyledik. O hedefte ilerliyorduk. Yani 4x4 başkanlık 7/24 hizmet. 4x4 başkanlık nedir? Haftanın 4 günü 4 saat belediyede durarak diğer zamanlarını halkın içinde ya da projelerle ilgilenen bir yönetim anlayışı demek. Ve diğer günler dediğim gibi halkla beraber hem projeleri kontrol eden, aynı zamanda halkın içinde halkın sorunlarıyla ilgilenen bir kent yöneticisinden bahsediyoruz. İşte onlardan bir tanesi, biz 4 gün duruyoruz belediyede, 5. gün halkın içindeyiz. Yani bu karavanı, karavan ofisi yaptırdık. Bu ofiste her cuma günü Başkan Burada projesiyle bir mahalledeyiz. Ve bunu sistemli olarak yapıyoruz. O mahalleliyle birlikte oluyoruz o gün, gün boyu. Sorunları varsa yerinde tespit ediyoruz. Bürokrat arkadaşlarımız da geliyorlar. Müdürler geliyor, başkanlar geliyor buraya. İlgili arkadaşlarımız geliyorlar. Yerinde incelemeler yapıyoruz burada. Eksiğimiz varsa, bazımız varsa ya da problemli yerler varsa onları yerinde hep beraber tespit ettikten sonra çözüm mekanizmasını işletmeye başlıyoruz. Bizim anlayışımız bu. Çünkü neticede ben de bir halktan biriyim. Yani onun için kendimizi halktan soyutlayamayız. Soyutlamamız gerekiyor. Bu insan olarak da böyledir. Kent yöneticisi olarak da böyledir. Siyasetçi için de böyledir. Yani hiç fark etmez. Çünkü biz birlikte yaşıyoruz. Birlikte bu hayatı paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Aynı güneşin altında ısınıyoruz. Onun için biz böyle değerlendiriyoruz. Bu anlamda da bu proje gayet güzel gidiyor. İşte daha önce köy olan, sonra mahalleye dönüşen yerler daha farklı tabii. Onların talepleri farklı, değerler farklı. Ama onların sorunlarını da aşağı yukarı %65-70'ini çözdük. %30'luk kısmı kaldı. Kalan süreç içerisinde de büyük kısmı ihtimalle birçoğunu da çözeriz, azalır. Yani ama gerçekten halen daha o alanlarda kırsal yaşam devam ediyor. Köy yaşamı devam ediyor. Evet. Örneğin şu anda Gökçe Mahallesi'ndeyiz. Gökçe Mahallesi, evet, etrafında yakın bölgesinde sanayi var, ticaret ya da depolama alanları var ama burada halk yine hayvan bakıyor. Yine tarlayı sürüyor. Yine ekiyor. Yine biçiyor. Onun için onların o yaşamlarını yaşam kalitelerini yükselterek sürdürmesinden yanayız biz. Burasını terk etmesin. Kente gitmesin. Burada ama yaşam kalitesi yükselsin. Kentli gibi yaşasın, ama kırsalda kalsın. Evet. Teşekkür ederiz. Katıldınız. Evet, programımıza Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay'la devam ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhabalar. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Hemen şeye girişelim. Bu Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi nedir ve ne yapar? Nilüfer Kent Konseyi diyoruz. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi iki ayrı kurum ama ortaklaşan bir kurum. Belediyenin desteklediği bir kurumuz. Kent konseylerin yapısı biraz değişik. Ama biz Nilüfer Kent Konseyi'ni tanıtmaya şu cümleyle başlıyoruz. Çok seviyoruz çünkü. Nilüfer Kent Konseyi her şeyden önce bir özgürlük alanıdır diyoruz. Kentlinin kente dair, kendine dair, ülkesine dair, hatta dünyaya dair tüm düşüncelerini, çözüm önerilerini, endişelerini
tarafsızca dile getirebileceği ve ortak aklın çıkması için çalışan bir kurum diyebiliriz. Şimdi aslında Yerel Gündem 21 diye bir program vardı ülkemizde, uluslararası bir program, uzunca yıllar yürütüldü. Onun biraz dönüştürülmüş hali diyebiliriz. O proje bittikten sonra kent konseyleri belediyelerin kanuna eklenerek her belediyenin kurulması ve aynı ve nakdi yardımla desteklenmesi gereken kurumlar olarak belediye kanununa girdi. Ama tüm iş kanunlarda olduğu gibi, tüm işleyişlerde olduğu gibi tabii ki ne yaptığınız burada çok önemli. Bu açıdan bizde 2000 çok başarılı Yerel Gündem 21 çalışmaları vardı. Bundan sonra kent konseyine dönüşümünde belediyenin önderlik ettiği, özellikle kent yöneticimiz Mustafa Buz Bey'in vizyonuyla gelişen mahalle komiteleri projesini biz kent konseyi uygulamasıyla aynı anda başlattık. Şimdi şöyle düşünülebilir aslında. Bizler geçmişe, yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara baktığınızda tam tersi bir döngü yaşıyoruz. Şu an kentleşme oranı %77 ülkemizde. Dolayısıyla artık insanlar kentte yaşıyorlar. Ve kent yönetimleri çok önem kazandı. Üreteceğimiz kent politikaları, bu ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerinde anlaşabilmek için, yaşamımızı devam ettirebilmek için mutlak surette ortak akıl oluşması gerekiyor kentlerde. Ve yerelden yerel sorunların çözülmesi gerekiyor merkeziyetçi bir yaklaşımdansa. Dolayısıyla bununla ilgili normal, klasik, her kent konseyinin yapmaya çalıştığı gibi bizim de meclis çalışma grupları gibi şeylerimiz var, yapılarımız var. Bunun haricinde de mahalle komitesi örgütlenmemiz var 64 mahallede. Bu 64 mahalle Büyükşehir Yasası'ndan sonra 64 mahalle. Tabii 42 sanırım. Mahalleydik Büyükşehir'den sonra, evet. Bütün köyler bir gecede mahalle oldu. Biz de 64 olduk. Evet. Şimdi bu yerelde katılımcı demokrasinin temeli. Evet. Kesinlikle. Bu kent konseyi çerçevesinde ne gibi konularla ilgileniyorsunuz? Önce ben buraya geldiğim için, böyle bir röportaj yaptığınız için kent konseyi adına, Nilüfer Belediyesi adına size teşekkür ederim. Gerçekten çok yaşamsal bir konu bu. Bunun geniş kitlelere anlatılması gerekiyor, duyurulması gerekiyor. O anlamda gerçekten güzel bir iş yapıyorsunuz. Şöyle, ben de Elvan'ın kaldığı yerden başlayarak şunları söylemek isterim. Elvan'ın dediği gibi Nilüfer Kent Konseyi bir özgürlük alanı. Buna şunu da eklemek lazım. Nilüfer Kent Konseyi aynı zamanda bir demokrasi platformu. Biz Bursa'daki, daha doğrusu Nilüfer'deki tüm demokrasi bileşenleriyle birlikte hareket ediyoruz. Kentlilik bilincinin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu bizce çok önemli bir şey. Son dönemlerde hızla büyüyen kentlerde gerçekten kentlilik bilinci yeterince gelişmedi. İnsanlar kentte yaşıyor ama kentin sorunlarına karşı duyarlı değil. Biz yaşamın her alanında demokrasi diyoruz ama demokrasinin gelişmesi, yeşermesi için de kentlilik bilincinin, demokrasi bilincinin gelişmesi lazım. Peki bu vatandaştan kentlilik bilinci şimdi konusunu geliştirmek için beklentiniz, beklentiniz ne? Yani nedir bu kentlilik bilinci size göre? Kentlilik bilinci, insanın yaşadığı kente karşı bir takım sorumlulukları var. Madem ki kentte yaşıyoruz, kentli yaşamanın bir bedeli var. Kentli yaşamanın insanlara yüklediği bir sorumluluk var. Kentin daha güzel, daha sağlıklı, daha yaşanılır bir kent haline gelmesi için hiç kimse, kentli yaşayan hiç kimse bana ne, kim ne yaparsa yapsın diyemez. Mutlaka her bireyin bir görevi var. Biz o görev bilincini uyandırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Hani hep diyoruz ya, demokrasi, demokrasi. Demokrasi soyut bir kavram değil.
dinamik bir yapı aslında. Yani nereden başlayacak demokrasi? Öncelikle ailemizden başlayacak. Daha sonra sokağa ve mahalleye yayılacak. Oradan kente yayılacak. Biz de biraz evvel Elvan'ın belirttiği gibi gerçekten özellikle mahalle komiteleri aracılığıyla demokrasi kültürünün, demokratik yaşamın gerçekten yaygınlaşmasını, içselleştirilmesini düşünüyoruz. Ve bu anlamda da bayağı yol aldığımızı söyleyebiliriz. Bugüne kadar pek çok mahallemizde, mahallelerimizle birlikte ortak toplantılar yaptık, ortak etkinlikler yaptık. Ve oralarda bazı şeylerin yavaş yavaş değişmeye başladığını da görüyoruz. Ne gibi bir değişim mesela? Ne gibi değişme? Yani daha önceden kentin sorunları konusunda duyarlı olmayan insanların daha duyarlı olduklarını, sorunlarına sahip çıktıklarını, bu anlamda bir takım etkinliklere daha fazla katıldıklarını görüyoruz. Örneğin bir çevre sorunu konusunda. Belki biraz sonra onlardan da söz edeceğiz. Diyelim ki bir mahallemizde ortaya çıkan bir çevre sorunu konusunda bir toplantı yaptığımız zaman oraya mahalleli gelebiliyor, sorunlarını konuşabiliyor, tartışabiliyor. Çözüm konusunda önerilerini söyleyebiliyor ve ortak akılla o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda umut veriyor çalışmalarımız. Bu çalışmaları daha da yaygınlaştırabilirsek, kesirleştirebilirsek bu hem güzel bir model olarak Bursa'mızda, Lüferimizde önemli işlerin başarılmasını getirecek hem de bütün Türkiye'ye belki örnek olacak. Bu mahalle komitelerinin çalışmalarını programımızda biraz sonra hem İhsaniye Mahallesi'nin hem de Ertuğrul Mahallesi'nin iki örneğini paylaşacağız zaten. O mahalle komitelerinden katılımı var. Şimdi bütçeden bahsettiniz. Bunun dışında siz en büyük karşınıza çıkan sorunlar nedir? Aslında şöyle söyleyebiliriz, biz sadece, yani bizim genel kurul üyemizdir Nilüfer Belediyesi ve çok büyük destekçimizdir. Ama kentin çatı dinamik organıyız diyebiliriz. Tüm sivil toplum kuruluşları, tüm odalar ve işte baro, sendikalar, üniversiteler gibi yürütme kurulumuzu temsil eden ve hazinemizi oluşturan bir yapı var. Tüm dernekler doğal üyemiz. Hatta tüm nilüferler, nilüferde su içen, çalışan, gezen, tozan herkes bizim aslında doğal üyemiz. Bizim tüm bu yapıyla beraber, bu hazirunumuzla beraber yapmamız gereken şey kamusal alanları korumak. Kamusal kaynakların da doğru kullanılmasını sağlamak. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda sadece Nilüfer Belediyesi değil, Nilüfer Belediyesi buna çok açık bir kurum. Dolayısıyla mahalle komiteleri örgütlenmesiyle bu işi yapıyor. Zaten öncüsü o. Ama diğer kurumlarla hani 8 yıllık süreçte baktığımızda emniyetinden burulaşına, işte kanalizasyonundan milli eğitimine her türlü kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği şu, onları ortak akla ve bilime davet ediyoruz. Bizim aslında yaptığımız şey bu. Bununla ilgili de evet sorunlar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Çünkü maalesef burada Nilüfer'de yaşatılmaya çalışan bu demokrasi kültürü Türkiye'de henüz yeşermemiş, tohum halinde bir türlü çıkamıyor. Dolayısıyla herkes ben yaptım oldu mantığıyla gidiyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında. Nilüfer'e yapılacak belediyenin haricindeki herhangi bir yatırımda ya da herhangi bir aksilikte onarılacak, edilecek şeylerde biz diğer kurumlara gittiğimizde siz de ne oluyorsunuz, nereden çıktınız arkadaşım tavrı vardı. Bu 8 yıllık süreçte bu biraz azaldı. Artık sorunlarımız çözülmese bile yanıtlarımız geliyor. Mahalleliye sizin istediğiniz bu şeyi ilettik ilgili makamlara, bakın bunlar da bunu dediler diyebiliyoruz artık. Olumlu, olumsuzdan önce hani Nilüfer'in mahalle komiteleri ve kent konseyi kabullenildi aslında. Bursa'da bunu söyleyebiliriz. Hem sorun hem de güzel bir örnek olarak aslında ikisini de içinde barındırıyor. Kamusal alanlar gerçekten çok önemli.
Hepimiz bunları korumakla mükellefiz. Biraz önce Fehmi Bey'in bahsettiği gibi kentlilik bilinci bunu gerektiriyor. Ne yapabiliriz? Pek çok şey yapabiliriz. Biz komiteleri oluşturduğumuzda doğal üyeleri var, Fehmi Bey'in bahsettiği gibi. Bir de seçilmiş üyeler var. Her sokaktan bir temsilci mutlaka yer alıyor mahalle komitesinde. Onlar oturuyorlar, toplantılarını yapıyorlar ama bu toplantıları yapmadan önce bizler mutlaka onlar seçildiğinde toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi eğitimi, bir de belediyenin görev ve sorumlulukları diye üç temel eğitimi onlara veriyoruz mutlaka. Dolayısıyla neyi nereden isteyebileceklerini, proje yazma eğitimlerini, talep oluşturma eğitimleri, bunların hepsini verdik mahalle komitelerine. Dolayısıyla bu süreç şu anda çok eksik de olsa oturdu aslında. Yani sistem oturdu. Bundan sonrası artık şeye bağlı. İşte planlamanın iyi yapılmasına bağlı, bütçeye bağlı, siyasal yapıya bağlı. Pek çok etken oluyor tabii ki mahalleye kadar inen isteklerde, taleplerde. Ama sistemi oturttuğumuza inanıyoruz. Şimdi yanılmıyorsam Nilüfer Belediyesi stratejik planı hazırlarken Kent Konseyi'nin, mahalle komitelerinin önemli bir rolü var burada. Evet, görüşleri aldı. Derneklerden ve diğer sivil toplum kuruluşlarından, pek çok örgütten de görüş aldı. Sadece mahalle komitesi ve kent konseyinden değil. Gerçekten ortak aklı dayalı bir stratejik plan oluşturdu. Revize çalışmasını da yine tekrar mahallelerden aldığı geri bildirimlerle bütçesel anlamda yapabileceği derecede tabii değişiklikleri yaparak gerçekleştirdi. Ama bunun bir ötesi, sürekli kent yöneticimizin de istediği mahallelerden aslında projeleri, mahalleleri için projeleri kendilerinin oluşturması, bütçesini çıkarması. Bunun için hani bu seçilmiş insanların, doğal üyelerin vesairelerin de bilim insanlarından da olması aslında çok önemli. Hem mahallede yaşayan, işte orada mahallenin avukatı da olacak, mühendisi de olacak, şehir plancısı da olacak, haritacısı da olacak gibi. Onlar kafa yoracaklar. Bu park nasıl olabilir, nasıl bütçelendirebilir? Sonra meclise gidecekler. Meclise çatır çatır savunacaklar. Biz bunu istiyoruz, bunun araştırmalarını yaptık. Ey belediye, işte bütçen dahilinde bize bunu yap. Gelmek istediğiniz nokta aslında bu. Yani belediyelerin ya da diğer tüm şeylerin, kamu kurum kuruluşlarının bir takım vizyonlarla ben bunu yapacağım, bunu yapacağımlarla çıkmasın istiyoruz biz. Gerçekten tabandan bir istek olsun. Sonrasında gerçekten sahiplenilsin. Boş kültür merkezlerimiz olmasın. Boş oyun parklarımız olmasın. Boş halı sahalarımız, basketbol sahalarımız olmasın. Orada nasıl bir popülasyon varsa ona göre yatırımlar olsun. Para doğru harcansın. Herkes mutlu olsun. Nihai amaç bu. Gelecek için vizyonunuz ne? Kent konseyleri için. Şimdi tabii gelecek için vizyona geçmeden eksik bıraktığımız bir şey var. Onu da izniniz olursa söyleyelim. Şimdi genellikle hep mahalle komitesinden bahsettik. Çünkü çok önemsediğimiz bir proje bu. Onun dışında biz Nilüfer Kent Konseyi olarak kentin bütün yaşam alanlarında etkinlikler gösteriyoruz, var olmaya çalışıyoruz. Tüm toplum kesimlerine yönelik çalışmalarımız var. Şimdi örneğin bir kadın meclisimiz var. Özveriyle çalışan bir meclis. Bu meclisin bir tiyatro grubu var. Yılda 1-2 tane oyun sergileyebiliyor. İşte mahallelere gidiyor, orada oyunlar sunabiliyor. Gençlik meclisimiz var. Onlarla söyleşi yaptık, çocuklarla da yaptık. Yeni bir haberimiz var, evet, yılın en iyi gençlik meclisi seçildiler. Yani birkaç gün önce Ulusal Gençlik Parlamentosu'nca. Genç arkadaşlarımız bize. Çocuk meclisimiz var. Bu meclislerin dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Örneğin kırsal alan grubumuz var. O da çok etkin çalışıyor. Özellikle Bursa'da son dönemlerde Uludağ yamaçlarında pek çok maden ocakları açıldı. Doğa paramparça edildi. Maalesef. Orada yaşayan köylüler gerçekten yaşayamaz hale geldi. Şimdi üstüne üstlük orada katı atık yakma tesisi gibi bir fabrika falan açılacak. Yani bu konularda kırsal alan grubumuz çok etkin çalışıyor. Oralarda toplantılar yapılıyor, bilgilendirme toplantıları yapılıyor.
o tür işletmelerin açılmaması için çaba gösteriyor. Onun dışında engelliler grubumuz var. Onun dışında fotoğrafçılık grubumuz var. Yani yaşamın her alanında gerçekten insanlara değmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Emekler grubumuzun emekler bu yıl içerisinde yaptığı çalışma 20 bin kitabı ulaştırdılar. Evet. Hem Türkiye'nin çeşitli yerlerine hem de Nilüfer'deki çeşitli okul kitaplıklarına. Kitapları topluyorlar Nilüferlilerden. Sonra ihtiyacı olanlara veriyorlar. Çok güzel. Bravo. Yani bütün bunları işte yapmaya çalışırken neyi hedefliyoruz? Gerçekten önce kendi ilçemizde, sonra bütün ülkemizde giderek bütün dünyada sevginin egemen olduğu, barışın egemen olduğu, güzelliklerin yaşandığı, herkesin mutlu olduğu bir dünya özlemi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nihai hedef evet, çok büyük oldu Fehmi Bey. Biraz kimseyle aşabilir ama. Tomurcuklar buradan çıkarsa evet, ne hala, evet öyle, ne mutlu. Önemli olan o. Peki şey, sürdürülebilir bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sonuçta seçim. 2019'da diyelim ki değişim oldu. Nilüfer Kent Konseyi olsun, mahalle komiteleri, halk tarafından yeterince benimsendi mi? Yani bunlar sürdürülebilir yapılar haline geldi mi sizce? Nilüfer özelinde geldiğini umut ediyorum. Gerçekten Nilüferliler artık bu yapıları kolay kolay bırakmazlar. Hani kapatılması tehlikesiyle karşı karşıya kalırlarsa da bir şekilde toplanmaya, taleplerini iletmeye, hak ettikleri şekilde davranılmayı öğrendi artık bu kentli. Çok kolay alamayacaklarını düşünüyoruz ama endişelerimiz var mı? Var. İyice merkeziyetleşen bir Türkiye'de hani ne olur ne getirir seçim sonuçları henüz bilmiyoruz ama kötü bir sonuç olursa tabii ki demokrasinin ilk ayağı olan mahalleler ve kent konseyleri en azından görüntüde kalırsa bile işleyişi nasıl olur onu bilemiyorum. Neyse biz yine de sizi umutlu olalım. Evet. Sizi çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Vakit ayırdınız. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kent Konseyi'ne bağlı mahalle komitesi çalışmalarının bazılarını bugün size anlatacağız. Konuklarım yanımda Ertuğrul Gönülsüz Bey. Kendisi Ertuğrul Mahalle Komitesi üyesi ve muhtar azası. Aynı zamanda Kent Konseyi Delegesi ve Kırsal Alan Yönetimi üyesi. İhsaniye Mahallesi'nden Abdullah İlhan Bey bizimle beraber. Kendisi Mahalle Komitesi Başkan Yardımcısı. Ve Mustafa Koç yine kendisi de İhsaniye Mahallesi'nden Mahalle Komitesi Sözcüsü. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi uzun yıllardır bir kent konseyi çalışması var Nilüfer'de. Evet, evet. Ve bu kent konseyinden mahalle komitelerine inmiş vaziyette. İhsaniye Mahallesi'nden başlamak istiyorum. Sizin bu üç fidan parkı ile ilgili enteresan bir projeniz, çalışmanız evet, olmuş. Evet. Bunu bize bir anlatır mısınız? Oradaki yakın sitelerden bir tanesi bize müracaat etti. Kavaklarda olan polenlerden dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiler. Şimdi biz bu konu uzmanı olmadığımız için hani polen ağaçlarına kadar zararlı, faydalı falan bunu olmadığı için bunu biz ilgili bilimler araştırmasına girdik. Ziraat odalarına gittik. Ziraat odaları bize ağacın her ağacın polen ürettiğini falan filan şey oldu. Peki bunu daha başka yerde araştırabilir bu şeysini. Tabipler odasına başvurduk. Onlarla bir toplantıya gittik. Onlar kabul ettiler. Onlar da araştırmalarında tabii her ağacın, her bitkinin bir polen ürettiğini, bir şeyler ürettiğini söylediler. Ama her şeyi kabuk ağacına yüklememeyi düşündüler. Bu araştırmalardan falan en sonunda bir rapor çıktı. Biz toplantıya artık tabipler odasını, ziraat mühendisleri odasını, işte burada üniversiteden aldığımız raporları falan hepsini bir araya getirdiğimiz zaman kavak ağaçlarının o bahçemize veya en yakında yetiştirdiğimiz çimenlerden masum olduğunu ortaya çıktı.
Böyle bir olay çıkıyorsa kavaklar kurtuldu. Parktaki kavak sorun yarattığı söylendi. Bu belediyeye sunuldu. Belediye sizinle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Evet, doğru tabii, mu? Tabii tabii tabii. Şimdi bu aslında enteresan. Yani belediye de kendisi karar verip bu işi bitirebilirdi. Ama şimdi ben size şunu söyleyeyim. Burada Üsküdar Parkı dediğimiz zaman Bursa'nın bu parkın ismi Bursa'nın dışına taşmış bir isimdir. Oradaki ağaçları kestiğimiz zaman bu toplum bize ağaç kattı. Böyle bir şeye düşmemek için biz böyle bir şeye gittik. Yani daha Türkçesi belediye, kişi belediyeye gidip müracaat ediyor, park ve bahçelere gidiyor. Park ve bahçelere gidiyor. Mahalle komitesinin kararı olmadan biz o ağaçları kesemeyiz. Peki Mustafa Bey, şimdi bu ilginç bir şey. Çünkü hani vatandaşın bir sorunu var. Sorunun çözümü yine vatandaş tarafından üretiliyor. Peki uzmanlara danışma fikri nereden çıktı? Şimdi mahalle komitesini özetlersek, Nilüfer Belediyesi'nin en alt birimlerinden biri olarak algılayabiliriz. Doğal lider olarak muhtarımızı lider olarak onun çatısı altında, Abdullah Bey'in demin söylemiş olduğu gibi sokak ve caddelerin birer temsilcisi seçimli yoluyla kurulmuş bir alt birim mahalle komiteleri. Az önce söylediğiniz gibi belediyenin mahalle komitelerine bu konuyu pas etmesi noktasından çıktığınızda Nilüfer Belediyesi olarak 2009 yılından beri uygulanan bir sistem bu. Nilüfer Belediyesi mahalleliği birebir ilgilendiren konularda çok erken karar almak tarafında değil, mahalleliyle birlikte karar almayı seçiyor. Burada da mahalle komitelerine iş düşüyor. Bizler de her sokak ve caddenin temsilcisinden oluştuğumuz için tüm mahalleliye hitap etmiş oluyoruz. İşin özü bu. Bu Üçgüdam Parkı'ndaki kavakla ilgili şikayet üzerine Abdullah Bey'in de hızlı bir şekilde anlattığım projenin detaylarını biz böyle bir şikayetten sonra kent konseyiyle irtibat kurarak buradaki çalışmayı büyük boyutlara gidebileceğini, çok hızlı kararlarla yanlış bir sonuç çıkabileceği düşüncesinden kent konseyine durumu intikal ettirdik. Kent konsey başkanımız ve tüm çalışanlarıyla neler yapılabilirizden bir beyin fırtınası yöntemiyle 3-5 tane denek bulduk. Burada üniversiteden bilir kişilerin konuya muhatap olması gerektiğini, ziraat mühendislerinden olması gerektiğini, sağlıkla ilgili üniversitenin sağlıkla ilgili birimlerinden destek alınması noktasında düşündük. Bunu da daha sonra broşürlerle veyahut da filamalarla neler yapabiliriz dedik. Çevresinde, Üçgüdam Parkı'nın çevresinde oturan site sakinleri, site yöneticileriyle birebir yüz yüze görüşerek, hatta halk evinde bununla ilgili toplantılar düzenlendi. Mahalle komitemizde toplantılar düzenlendi. İki defa kent konseyimizde daha geniş kapsamlı toplantılar düzenlendi. Bunların akabinde de çok hızlı kararların getirmiş olduğu ağaç katliamının önlenebileceği noktasında bir ışık doğdu. Ziraat mühendislerinin gelip ağaçlar konusundaki değerlendirmeleri, ağaçların her ne kadar endüstriyel bazlı olsa da polen üretiminde çok ekstra bir sağlığa zararı olmadığı, çok çeşitli ağaç olduğu, fakat bu türlerin bunun için kesime uygun olmadığı, çok ağır bir karar olabileceği düşüncesinden yola çıkıldı. Fakat sezonluk olarak budama ile yaygınlaşmasının çevreye verdiği zarar minimize edilerek Üçgüdam Parkı'nın da yalnız Nilüfer'in değil, tüm Bursa'nın, hatta tüm Türkiye'nin örnek parklarından biri olduğunu da düşünerek parkın
peyzaj anlamında düzenini bozmam adına bir karar da çıkması noktasında proje gerçekleştirilmiş oldu. Burada belediyemiz, kent konseyi yönetimimiz, kent konseyi çalışanlarımız, vatandaşlarımız, mahalle komitemiz, mahalle muhtarımız, hatta Üsküdar Parkı'na dışarıdan gelen hemşerilerimiz de bize fikir beyanında bulundu. Hepsi tek tek değerlendirildi. Çok güzel bir takım ruhu yaşandı. Güzel bir sonuç çıktı diye düşünüyoruz. Aslında bu örnek şu açıdan ilginç. Çözümü bizzat oradaki sizlerin üretmiş olması ve bunu bilimsel olarak yapmış olmanız ilginç ve sonunda karar da bir konsensüs, yani bir birlik beraberlik içinde, evet, sonuçta bir oy birliğiyle hatta alınmış, evet, bir şey yani sonuçlanıyor. Şikayetçi olan var mı? Şikayetçi olan yok. Peki süreç konusunda bir şeyler duydunuz mu? Yani halk bunu nasıl karşıladı? Ya bu iş çok uzadı diye şikayet eden oldu mu? Veyahut da iyi yaptınız? Şimdi konu sağlık olunca, özellikle de bu az önce Abdullah Bey'in anlattığı ağaçların polen üretimi bir sezonla ilgili olduğu için bunu böyle istediğiniz zaman da pat 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 hızlandırılmış olarak alamıyorsunuz bu kararları. Bunları belirli bir sürece yaymak gerekiyor. Bir de bu konsensüsü, bu ekip ruhunu ortaya koymak için de bir takım altyapı çalışması gerekiyor. Bunları da bir takım ziyaretler, bir takım randevular gerçekleşiyor. Açık hava toplantıları, Üsküdar Parkı'ndaki zemin üstü toplantıları. Yani bunlar belirli bir süreye yayılıyor. Çok hızlı karar alarak ilerideki doğacak şikayetlerden ziyade o anda belki bazı hemşehrilerimiz, bazı site sakinlerimiz o anda daha hızlı olması talebinde bulundular belki, ama biz bunları makul bir dille, ortak bir akılla çözmeye çalıştık. Sonuçta çok hızlı karar alıp ileride o sıkıntıları yaşayacağımıza belki kararımız biraz geç tecelli etti, ama bundan sonrası için sonsuz bir tecelli oldu. Şimdi Ertuğrul Bey, size geçelim. Şimdi Ertuğrul 2014 seçiminden önce köydü, değil mi? Evet, bu evet. Büyükşehir yasasıyla mahalle oldum. Mahalle oldunuz. Mahalle olduk. Mahallemizde Bursa'nın çok güzel okullarından biri vardı. Koç İlköğretim Okulu. Bu okul hükümetin aldığı kararla 4+4 sisteminde ortaokulu döndürüldü. Döndürülmesiyle mahallemizde ilkokul kaldırıldı. Ve Ertuğrul Mahallesi, Bursa'nın göz bebeği, Nilüfer'in göz bebeği, öyle bir mahallede okulumuz olmadı ve çocuklarımız taşımalı sisteme geçti. Biz de öğrenciler tutarak imza kampanyası başlattık Nilüfer'de, Ertuğrul'da. Yaklaşık 3500 tane imzayla ilk önce Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne başvurduk. Bu imzalarla Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduk. Ama herhangi bir şey alamayınca bu sefer kent konseyiyle devreye girdik. Kent konseyindeki arkadaşlarımız da kolaylaştırıcı arkadaşlarımız var. Bunlar da devreye girip ne yapabiliriz? Bir basın açıklaması kararı aldık mahalle komitesi olarak. Ve eski okulumuz vardı bizim. Ya 1960-65'lerden kalma okulumuz vardı. Tek dersli. Bu okulun olduğu yerde basın açıklaması yapma kararı aldık. Okul istiyoruz diye. Ve bu yer araştırdığımızda yerimiz eski okulun yeri, Koç yapılırken eski okulun olduğu yerde milli emlak devredilmiş. Bir taraftan da milli emlaktan bu yeri almamız gerekiyordu. Yani milli eğitim almamız gerekiyor ki okul yapabilelim burada. Ondan sonra basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasından sonra ertesi gün Bursa Valisi Müdür Karelioğlu ve Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Necdet Sezer Bey çağırdılar. Yani bizden izinsiz nasıl açıklama yaparsınız diye çağırdılar. Biz de gittik kendisinin yanlarını muhtarımızla beraber. Biz dedik ki bu basın açıklamasını yaptık. Mahallemizde aileler çok mağdur durumda. Kimseye de yani bu basın açıklaması yaparken çevre hiçbir yere zarar vermedik. Konuşma metnimizi de sunduk kendilerine. Ondan sonra giden valimiz dediler tamam siz dediler bu projeyi çıkartın.
Biz dediler okul yapmaya ıslak imzalı taahhütname dahi vereceklerini söylediler. Vali Bey'den konuştuktan sonra geldik. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey'le ben şahsen bilhassa kendim görüştüm dedim. Durum böyle böyle belediye başkanı. Burada Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey'imize çok faydası oldu. Hemen İmar Komisyonu'nda meclis üyemiz Fırat Miroğlu vardır. Fırat Miroğlu ve Turgay Bey'le o günde İmar Komisyonu'nun son toplantısı vardı. Ve son toplantısında Ertuğrul Mahallesi okul projesi gündeme geldi. Burada ne yapabiliriz diye. Burada da karar alındı meclisinden, Nilüfer Belediye Meclisi'nden, İmar Komisyonu'ndan geçti. Okulla ilgili bir karar alındı. Ve bir ay sonra meclis toplantısında gündeme alındı. Okulumuzla ilgili. Ve bu arada bir taraftan da Milli Eğitim'de de devamlı gidip geliyoruz. Ondan sonra Nilüfer Belediyesi'nde meclis toplantısına geçtikten sonra kararların kararının bir metnini aldım. Bursa Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Necdet Bey'e götürdüm. Dedim biz belediye başkanımızla biz bütün her şeyi yaptık, meclisimizden geçirdik. Şimdi ben de sizden ıslak imzalı taahhütname istiyorum. Vali Bey'de sizden. Ve onlar da o gün akşam üzeri iş saati bitesiye kadar ıslak imzalı taahhütnameleri verdiler. Aldık. Onu aldıktan sonra bu sefer sade şeyde kalmıyor yani Nilüfer Belediyesi'nde kalmıyor. Bursa Büyükşehir Meclisi'nde de girmesi gerekiyor. Meclis üyemiz burada konuyu dile getirdi, rica etti başkanı. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi gündeme aldı. Oradan da oy birliğiyle geçti okul kararımız. Ve bir ay askı süreleri beklendi. Nilüfer Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bir ay askı süreleri beklendi. Bu askı süreleri yani herhangi bir şikayet olmadığı için yer olayımız gerçekleşti resmi olarak. Ama bir taraftan da Milli Eğitim'den de bu yeri Milli Emlak'tan da bu yeri Milli Eğitim'e geçirmiş olduk kararla. Yerimiz şu anda 4994 metre İzmir yolu 0. Yani bizim bu Mahalle Komitesi çalışmasıyla Kent Konseyi'nin desteğiyle kurtardığımız yerden kira iş bedelinde 13-14 trilyon yer. Yani bu açıdan da çok değerliydi çünkü etrafımıza baktığınız zaman çok özel okullar var. Biz burada özel okul kesinlikle istemiyoruz. Yani burada devlet okulu istediğimiz için bu çabalarımız, Mahalle Komitesi'nin çabaları, Kent Konseyi'nin çabaları bu yönde oldu. Ama burada en büyük desteğimizi tabii Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den gördük. Kent Konseyi'nden ve Kent Konseyi'ndeki kolaylaştırıcı arkadaşlarımızdan gördük. Bizim bu başarıyı bu seviyede sağlamamızın en büyük sebebi belediye başkanımızın mahalle komitelerine verdiği önemden kaynaklanıyor. Yani her mahallede mahalle komiteleri ne kadar güzel çalışırsa o mahallenin gelişmesi açısından çok faydalı olur.